Arkadaşlar merhaba. Asus'un bilançosuna bakalım. Evet arkadaşlar, şirketimiz enflasyon muhasebesi yapmış. Önce bir etkinliklerden bahsedelim. Bakalım etkinliklerimiz nasılmış. Nakit döndürme süresi geçen yılın aynı çeyreğine göre uzamış. Bu pek hoşlandığımız bir şey değil. Net işletme sermayesindeki açık artarak devam ediyor. Net borç çeyreklikte 343 milyon azalsa da hala 1 milyar 605 milyon nette borçlu. Ancak öz kaynağı oranı düşmüş. Reel anlamda aslında düşmüş sayılır arkadaşlar. Net yabancı para pozisyonu 337 milyon artıda, o da öz kaynaklarının %4,8'ine denk geliyor. Nakit akışında şu an için sorun yok. Çeyreklikte bir miktar yatırım görünüyor. Bunu inceleyin. Stok artışından kaynaklanıyor olabilir. Stoklar çeyreklikte %36 artmış arkadaşlar. Etkinlikler ortak olarak beğenmediğimiz yerler var, beğendiğimiz yerler var. Sıra geldi faaliyetlere. Bakalım faaliyetlerde ne yapmış. Enflasyon muhasebesine tabi olduğu için bir önceki çeyrekte değil, bir yıl önceki kendisiyle aynı çeyreğe bakıp öyle bir kıyas yapacağız. Hasılat bir yıl önce her 100 liralık öz kaynaklarıyla %405,05 oranında hasılat yaparken bu oran şimdi 163'e düşmüş. Ciddi bir düşüş var hasılatta. Gelelim FAVÖK'e. FAVÖK geçen yıl her 100 liralık öz kaynaklarıyla %1,05 eksi yaparken şu anda 7,06'ya eksiye dönüşmüş. Bu da burada da olumsuzluk devam ediyor. Bakarsak kar geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla 13,32 kar yaparken şu anda da 13,21 yapmış. Bu da pek bir değişen bir şey yok. Stabil olur. Tabii faaliyet karının negatif olup karın pozitif olması faaliyet dışı gelir elde etmiş. 1 milyar 547 milyonluk bir faaliyet dışı gelir elde etmiş şirket arkadaşlar. Bu da pek sürdürülebilir değil çünkü faaliyet dışı gelirler. Gelelim çeyreksel öz kaynak büyüme. Ondan önce yeniden değerlendirme yapmış mı? Bakalım ona. Evet arkadaşlar, geçen yıl %177,12 oranında bir değerlendirme yapmış. Şu anda da toplam yılda %67,97 oranında bir değerlendirme yapmış. Bu basit matematik toplamından kaynaklanıyor arkadaşlar. Çeyreklik ise geçen yıl bu zamanlar %102,35 yaparken şu anda 28,67 yapmış. Tabii birinci çeyrek, ikinci çeyrek basit toplamayla yaptım arkadaşlar bunu. Aslında böyle değil ama olsun, ondan uğraşacak vakit de bulamadım yani. Sonuçta çeyreklik öz kaynak büyüme geçen yıl bu zamanlar bir önceki çeyrek ile %230 büyürken şu anda bu oran %96,52'ye gerilemiş. Burada da ciddi oranda bir gerileme var. Yıllık öz kaynak büyümesine bakalım arkadaşlar. Bakalım yıllık bazda ne yapmış şirketimiz. Evet. Geçen yıl bu zamanlar %350,10 büyürken şu anda bu oran 87,67'ye gerilemiş. Ciddi bir gerileme arkadaşlar burada da. Fiyat hareketine bakarsak bizim baz aldığımız nokta 21.12.2021'de 8 lira 87 kuruşmuş. En düşük fiyatı. Niye burayı baz alıyoruz? Vallahi arkadaşlar bu benim baz aldığım bir nokta. Siz de kendinize başka bir baz seçebilirsiniz. Ben buradan ölçüyorum arkadaşlar. Siz de istediğiniz bir tarihi seçip oradan ölçüm yapabilirsiniz. Oradan bu yana öz kaynaklar %1418 büyürken fiyat 736 gitmiş. Fiyat öz kaynak büyümesinin gerisinde kalmış arkadaşlar. 5 yılın en düşük FK'sı 5.27'ymiş. Şu anda 11.58, yaklaşık 2 nokta 20 kat yukarıda. 5 yılın en düşük piyasa değeri defteri 0.93'müş. Şu anda 2.27, o da yaklaşık 2.44 kat yukarıda. Halka açıklık oranı 14.46. Bu düşük bir oran arkadaşlar. Yabancı paranın öz kaynaklar etkisi 0.34. Ama dediğim gibi çok fazla bir yabancı para pozisyonu yoktu zaten. Dolar da 1'e gitmedi. Bu belki 0.40, 0.50 civarında olumlu bir etkisi olur. Geçen bilançoda fiyatı 238 lira 70 kuruşmuş. Oradan bu yana evet, bedelsiz bölündüğü için biz onu fiyatını değiştirmemişiz. Bunu pas geçiyorum arkadaşlar.
Şimdi onu da düzeltirim biraz sonra. Bu ölçümü, bunu unutun arkadaşlar. FK 11.58 piyasa değeri defterleri 2.27 fiyat bölü Yiğit Savaş öz kaynak getirisi de 9.02 olmuş. Şimdi bir takım ölçümler yapacağız. Birincisi şu arkadaşlar. Defter değerimiz 32.75 ne kadar sürede %87 büyümeyle 74 yani fiyata erişir 74 yıl olur. O da 1.30 yıl yani 15.6 ay. Bu süre çok uzun arkadaşlar. Siz buna 74 lira vererek bunun 15 ay yani 16 ay sonraki öz kaynağını satın almayı kabul etmiş oluyorsunuz. Ben buna hava parası diyorum. Bu hava parası da uzun bir süre arkadaşlar. Ben genelde 3 ay geçti mi uzun diyorum. Çünkü ben bilançolara 3 aylık bakıyorum. Bu nedenle uzun diyorum. Diğer bir alternatif getiriliyle kıyaslarsak arkadaşlar yine defter değerimiz 32.75 bunu büyümeyle, öz kaynak büyümesiyle çoğaltırsak %87.67 ile bir yıl sonra bu şirketin orta olarak öz kaynaktan dolayı kazancımız 28 lira 71 kuruş olacak. Yani biz şirkete 74 lira 20 kuruş vererek 28 lira 71 kuruşu ne yapacağız? Kazanmayı bize taahhüt ediyor, bunu kabul edeceğiz. Peki biz bu parayı %51 ile faize yatırsak 37 lira 84 kuruş kazancımız olacak. Yine biz duran varlık alırsak un, yağ, şeker, tuz burada da kazancımız 40 lira 07 kuruş olacak. Dolayısıyla biz ne diyoruz burada? Alternatif getiri şirketin getirisinin 1.4 katı ve olmamış diyoruz. Evet, buna olmamış. Peki neye olmamış diyoruz? Zaten değerler aşağı doğru gidiyor. Ancak yine de %87 büyümeye mi olmamış diyoruz? Hayır, buna olmamış demiyoruz. Her ne kadar değerler kötü gitse de, değil mi arkadaşlar? İşler kötü gitse de enflasyon üstünde bir büyüme sağlamış. Ancak biz neye olmamış diyoruz? İşte defter değeri büyüme fiyat ilişkisi birbirinden kopmuş arkadaşlar. Bunun ya bu kadar büyümesi lazımdı. Yani ya yüzde denge noktasının oluşması için %122.33 büyümesi lazımdı. Bak bunu kopyalayalım, büyümemizi değiştirelim burada. Göreceksiniz şirketin getirisiyle enflasyon getirisi eşitlenecekti değil mi? O zaman ne diyecektik? Bir denge noktası olacak, oluşacaktı. Birinci koşulumuz buymuş. Öz kaynaklar %122 büyüyecekmiş. Yani sen yaptığın çalışmalar neticesinde bu şirketimizin bu kadar büyüyeceğini düşünüyorsan problem yok. Yani bir yıl içerisinde bu kadar büyüyeceğini düşünüyorsan sorun yok. Doğru yoldasın. O zaman bu fiyat da doğru. Yok ben bunu düşünmüyorum. Bu veriler aşağı doğru gidiyor. Daha da kötüye gidecek diyorsan o zaman ikinci bir denge noktamız nedir arkadaşlar? Fiyatımızın aşağı gelmesi. İşte o fiyatta işte fiyat geriye gelince ne oldu? O parayı enflasyona yatırdığınızda şirketin getirisi de eşit oldu. Bu da ikinci bir denge noktası. Yani burada şu matematik bize şunu söylüyor. Ya bu şirket %122 büyüyecek. Sen ileride bunun böyle olacağını düşünüyorsan. Veyahut da fiyat ne olacakmış? 53.18'e gerileyecekmiş gibi denge noktası olsun. Peki şimdiye kadar ne anlattık? Fiyat düşer çıkar. Onu mu söyledik? Hayır onu söylemiyoruz. Zaten fiyat işte gördüğünüz gibi 97 lira zirvesiymiş. Oradan da bu yana %23.51 aşağıda. Değil mi? Biz ne anlatıyoruz burada? Fiyatla ilgilenmiyoruz arkadaşlar. Fiyatın ne olacağını bilmiyoruz. Ben şunu iddiasında değilim. Fiyat yarın düşer çıkar o iddiada değilim. Çünkü fiyat alıp satan kim satar fiyat alıp satar? Yani trader fiyat alıp satar değil mi? Bir değer yatırımcısı fiyat alıp satmaz, değer alıp satar. Değer oluşturan şey de şirketin öz kaynakları, öz kaynak büyüme oranı, faiz, enflasyon. Bütün bu şeyler ve alternatif getiri şirketin değerini belirler. Çünkü sen yatırım yapacaksan nereye paran varsa faize mi yatıracaksın yoksa bu şirkete mi? Eğer faiz daha çok kazandırıyorsa ya da enflasyon daha çok kazandırıyorsa o zaman şirkete yatırım yapmanın anlamı yok değil mi? O zaman ne yapacağız? Makul mantıklı fiyat makul mantıklı yerlere gelecek ve cazip olacak. Şirket faizi ve enflasyonu yenecek ve yenmeye de devam edecek. O zaman cazip noktalara geldiğinde biz o zaman deriz ki bu şirket yatırım yaparsan alternatif getiri yenersin. Şimdi bütün mesele burada. Burada şu anda bir şey yok, denge noktası yok. Dediğim gibi ben ileriye dönük de böyle bir beklentim de yok. Yani %122 birinci koşul %122 büyüyecek diye bir beklentim yok. Çünkü veriler aşağı doğru gidiyor. O zaman ikinci yatırım yapmak için ikinciyi beklerim. En az bir denge noktasından sonra da zaten iskonto isterim. Bu denge noktasına dalma.
Bu tamamen size kalmış. Ne kadar iskonto isterseniz, ne kadar iskonto istemezsiniz. Tek kelimeyle olmamış diyorum. Sevgili arkadaşlar. Bir şey alternatif getirinin altındaysa rahatlıkla olmamış diyebilirim. Arkadaşlar, videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala abone olup bildirimleri de açarsanız bu da sizin lehinize olur. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.